Evet arkadaşlar, bu soruda yine differential equation ama initial value problems da diyebiliriz. Yani y diferansiyel denklemimizi bulacağız. Y'de 0'ın 1 olduğunu kullanıp genel çözümümüzü hesaplamış olacağız. Evet, şimdi burada dikkat edelim arkadaşlar. Bu soruyu şu şekilde yazabilir miyiz? Y çarpı e üzeri x çarpı dx artı y kare eksi 1 parantez içinde y kare eksi 1 d'ye eşittir 0'ı şu şekilde sanırım yazabiliriz. Y çarpı e üzeri x dx eşittir 1 eksi y kare d'ye. Ne yaptım aslında? Eksi y kare eksi 1'di bu. Eksi y kare eksi 1. Bunu bu şekilde ifade etmiş oldum. Neden? Artı y kare karşıya eksi y kare diye geçecek. Eksi 1 karşı artı 1 diye geçecek. Evet, bundan sonra arkadaşlar y'leri bir tarafa, x'leri bir tarafa toplayalım. Burada önce x'de x var. Ekstradan y var. Dolayısıyla ben her iki tarafı y ile çarparsam 1 bölü y çarpı 1 bölü y dersem artık ayrılabilir differential denklemimizi elde etmiş oluruz. Yani e üzeri x çarpı dx eşittir 1 bölü y çarpı 1 eksi y kare dy'yi elde etmiş oluruz. Daha sonra arkadaşlar ne yapacağız? Her iki tarafın integralini alacağız. Yöntem belli zaten. E üzeri x dx'in integralini arkadaşlar e üzeri x olduğunu biliyoruz. Sol taraftaki integrali c1 veya c vesaire yazmıyoruz. Sağdakine yazıyoruz arkadaşlar. Evet, peki sağ tarafta ne olacak o zaman? 1 eksi y kare bölü y dy olacak. Şimdi mat 153'ten kalkülüs 1'den artık bunu çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu nasıl çözebiliriz? Bunu şöyle çözebiliriz sanırım. E üzeri x eşittir. Ayırırsak arkadaşlar bu 1 bölü y dy eksi y kare bölü y dy olmuş olur. Doğru mu? Sanırım doğru olduğunu gördünüz. Buradan ne yazarız? E üzeri x eşittir ln mutlak değer y. Hiçbir zaman mutlak değeri unutmayın. Eksi y karenin karesiyle şunu sadeleştirdiğiniz zaman y kalır. Buradan da ne gelir arkadaşlarımızda? Y kare bölü 2 artı c'mizi, hatta c1'imizi yazalım arkadaşlar. Buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı? Bundan sonra değişik işlemler yapılabilir. Sadece y cinsinden soru ifade edebiliriz. Ama hiç gerek yok. Bakın y'de 0, 1 diyor. Y'de 0 eşittir 1 şu demek. Bizim şu fonksiyonumuza, şu eşitliğimizde daha doğrusu x yerine 0 yazacağız. Ve cevabımız y eşittir 1 çıkacak. O zaman yazıyorum. E üzeri 0 eşittir ln mutlak değer 1. Eksi 1'in karesi bölü 2 artı c1. Hatta c1'i artık c1 demeye bile gerek yok. C diyelim, daha güzel olur. Artı c. E üzeri 0 nedir arkadaşlar? 1. Ln 1 nedir? 0. 1'in karesi bölü 2, 1 bölü 2 artı c. Eksi 1 bölü 2 artarsak karşı tarafa 1 artı 1 bölü 2 eşittir c. Dolayısıyla arkadaşlar c'yi hesaplamış olduk. 1 kere 2, 2, 1 daha 3 bölü 2. Bizim differential equation'ımızın çözümü neydi arkadaşlar? Şuydu. Son hali yani. E üzeri x eşittir ln mutlak değer y eksi y kare bölü 2 artı bulduğumuz c değeri 3 bölü 2. Evet. İstersek bunu arkadaşlar düzenleme yapabiliriz. Ama bu şekilde bıraksak doğru olmuş olur.